Ya kızım dur, sonra konuşuruz seninle ya. Dur şurada oyun oynayacağım, yarış yapıyorum, dur. Gel izle sen de. Sakın. Initiating system 1. Kızlar, sizi tavlamaya geliyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir erkek olsaydım neler olurdu? 100 yıl yaşama simülasyon oyununda bakalım hayatımızda neler olacak, bunu göreceğiz. Kızlar, kendinize dikkat edin çünkü sizi tavlayabilirim. Ve bir erkek gibi giymeye çalıştım. Evet. Duygucan. Evet, benim adım Duygucan. Doğdum. Anne, baba. Yalnız ilk başta babam sevindi. O yüzden ben babanın yanına gideceğim. Geldim. Geldim baba. Annem beni çağırıyor. Anneme gitmem lazım. Geliyorum. I'm coming mom. Kolaydı. Geldim. Yalnız çok hızlı büyüdüm. Ne alayım? Oyuncağı mı alayım? Vazoyu mu alayım? Oyuncağı alacağım. Evet baba, oyuncağı kırdım. Parçaladım oyuncağı. Evet. Evet. Aa, kıyamam ama çok üzüldüm babiş şu an. Ve büyüdüm. Birazcık. Aa, bu sefer erkek olunca öndeki oluyorum galiba. Bu arada kız versiyonu da var arkadaşlar, onu da oynadım. Görmediyseniz eğer şuraya koyuyorum. Yalnız mı yesem, onu davet mi etsem acaba? Yemeğe davet edeceğim. Yes. 5 yaşında kızı etkileyip beraber yemek yedim. Anne. Ne olmuş oraya? Ne yaptınız klozete? Nasıl bir evde yaşıyorum ben? Ayrıca bunu niye ben temizliyorum? Bu oyunda neden bir tuvalet temizleme var? Cezalı mıyım ben? Alt tarafı kızla yemek yedim yani. Mom. Mother. Bu yaştaki bir çocuğa yaptırılacak iş mi bu? Erkeklerin hayatı şu an zorlaşmaya başladı. Yani bilmiyorum, zorlaşmaya başladı. Kampa geldim. Ailecek kampa geldik. Biraz kaliteli vakit geçiriyoruz derken arkadaşlarımı görüyorum galiba. Tabii ki de arkadaşlarıma katılacağım. Beni de aranıza alın. Çıp çıp çıp. Vay, yaralasaydın. Çok zevkli. Arkadan ya köpek balığı geliyor ya da geometrik bir cisim geliyor. Dinozor olabilir bu. Balina çıktı gölün içinden. Hey! Yuttu beni. Bu nasıl bir şey? Artık midesindeyim. Buradan sal mı yapacağız şimdi? Tüyle gıdıklayıp midesini herhalde yapmasını sağlayacağız. Belki kusmasını falan. Ben tüy tercih ediyorum. Tükür bizi. Tükür. Kus bizi. Evet. Daha önce çok kez balinanın midesinde kaldığım için oradan nasıl çıkılacağını biliyorum. Nasıl biliyorsun diye o yüzden sormanıza gerek yok. Teşekkürler. Gel buraya. Kaçma, gel buraya. Kaçma, gel buraya. Ebeledim. Seni de ebeledim. Ebelendin. Gel, kaçma buraya. Ha, yakaladım hepsini. Oyun böyle oynanır. Muz olayım. Evet. Cadılar Bayramı Partisi başlamıştır resmi olarak ve muz çilek olarak devam ediyoruz şu an. Peki biz nereye gidiyoruz? Şeker mi çikolata mı? Gelin kızlar. Güzel olan eve mi gidelim yoksa biraz daha tuhaf olan eve mi? Tabii ki de güzel olan eve gidelim. Selamünaleyküm. Aha suratıma kapattı. O zaman korkutucu eve gidelim. Evet. Kimse var mı? Vay, cool kıyafet, sevdim bunu. İlk yüzmeyi öğreniyorum. Evet. Ama başkaları çoktan yüzüyor gidiyor bile. Şu an kıskandım ben bunu. Bence birazcık daha çalışayım. 1 saat sonra. Çok iyi yüzüyorum. Etkilendin mi? Çok güzel yüzüyorum bak. Ve şimdi babam bana araba yıkamayı öğretecek. Bu evde ben hizmetçi olarak kullanıldığımı düşünüyorum. Yani markete götür, bir şey yap. Neden araba yıkatıyorsun ya? Hoş 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 hoş. Evet, sıradaki hizmetin ne olacak acaba? Temizlik hizmetlerinden ben sorumluyum bu evde. Arabayı ben yapmadım baba. Evet, şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yalnız bu arabayı kim böyle yaptıysa çok sanatsal çalışmış. Asla temizlemeden daha iyiymiş. Kilisedeyim ve dua edeceğim. Hangi duayı edeceğimi seçiyorum. Tabii ki de dünya barışı. Dünya barışı. Oldu mu? Bitti mi savaşlar? Büyüyorum. Artık daha büyüğüm. Ya. Aa, öldüm galiba. Kavga edeceğim. Kavga mevzu. Bugün mevzu var. Gelsenize. Kavga. Kavga. Güzel vurdu. Bir idare eder. İdare eder. Tamam. Hayır. Daha sert vurmalıyım. Hadi. Hadi. Ah, yine vurduk ama işte. Kırmızıya denk getirsem tam olacak. Ambulans. 911 arayın. Hah, vurduk işte. Perfect yumruğu attım şu anda. Bütün herkes bana saygı duyacak. Tamam mı? En kaslısı benim. Kızı da götürdüm şimdi. Of, çok havalıyım. Okulun en güçlü erkeği benim galiba. Kıza ulaş. Hadi bakalım, kıza ulaşacağız şimdi. Şu dedikodunu yapanların yanından geçeyim. Bu kendi kendine deli gibi koşturan... Aa! Önüne baksana ya. Kız var orada. Kıza koş, kıza koş. Koş koş koş, kıza koş. Bana bulaşma, bana bulaşma. Bak ya. Kızın önüne rezil oldum. Ben... Sev olalım mı? Okula gitmeyeceğim bugün. Canım okula gitmek istemedi. Oyun oynuyorum. İşte bu. Ya kızım dur, sonra konuşuruz seninle ya. Dur şurada oyun oynayacağım, yarış yapıyorum, dur. Gel izle sen de. Sakın. Tamam gel sarılayım, tamam ya. Tamam, senden değerli mi? Trip mi yedim ben az önce? Hem fişimi çekiyor. Hem de bana trip atıyor. Ya bırak, oyun oynayacağım ya. Çok sinirlendim şu an. Oyun oynarken prizden fiş çekilir mi? Hadi yine iyisin, iyi tarafıma denk geldin. Şu an çok önemli bir seçim noktasındayız arkadaşlar. Yani 20 yaşına geçiyorum. Büyüdüm, kocaman oldum yine. Ve en önemli seçimi burada yapacağım herhalde. Önümde bir telefon var. Havada duruyor. Ha, kız beğeneceğim. Güzel. Evet. Hiç seçici değilim. İlk gördüğün kızla da düşmezsin hemen Duygu ya. Evet, beraber buluşmaya gittik. Bir tek kendime yemek söyledim. Bir tek ben dans ediyorum. Bir tek ben alışveriş yapıyorum. Tüh. Gitti, mücevherlerin oraya gitti şimdi. Onu da besleyecektim. Ona da yemek alacaktım. Onu da oynatacaktım. Yorulacaktı. Böylece mücevher almaya gitmeyecekti. Ya mücevheri ne yapacaksın? Mücevher karın doyurmuyor. Sana $100 alırım maksimum, daha fazlasını alamam. Hayır. No. Gidersen git. Ne yapayım? Aa, kızla tekrar toparladık. Gitti. Gitti. Tamam, öyle olsun. İş bulacağım. Hadi bakalım. Şimdi kızlar düşünsün. Patron odasına geliyorum. Patron, buyurun kahveniz. Müdür, ne yaptın? Beğenmedi. Ay, çok kötüyüm. Tuvalete gidiyorum. Oh. Araba. Beyaz beyaz. O kız ona binip bir şey yapmıştı, geçip gitmişti. Güzellik. Aa, ne oldu? Ne oldu? Arabamı mahvetmişler ya. Ya bütün hayatım temizlik yapmakla, bir şeyleri yıkamakla geçti ya. Ayrıca bu araba böyle kirlenmemeli yani. Bunu garaja koysana, dışarıda niye bırakıyorsun? Hiç mi lamban olmadı? Benim oldu, ben hep garaja koyuyorum. Beyaz araba bir de yani. Kovuldun mu? Bu ne ya? Bu ne? Şimdi gelip dileniyorum burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok... Erkek olmak çok zor. Polis mi geldi? Ne yapacak ki? Aa, evsiz olmak suçtur. O yüzden tutuklandın. Hapse girdin. Bu da başıma gelecekti. Sırf masaj yapmadım diye hapse mi gidiyor? Ya, inanamıyorum. Yalnız burası çok modern bir hapishaneymiş. Çizgili olanı mı giysem, turuncu olanı mı giysem? Çizgili olanı giyeceğim. Aa, bu da benim şey yaptığım, oyun başında dua ettiğim şey. Peder, yardım et, yardım et. Yaşasın. O da ne? Birinin ayağına batmasın diye mi aldım onu ben? Ne olur buradan kurtulayım. Ne olur buradan kurtulayım ya. Ne olur, ne olur, ne olur. Şu an çok sardı. Çok merak ediyorum. Devamında ne olacak? Burada mı tutmam lazım? Ha, böyle böyle tutmam lazım. Böyle böyle yapacağım. Hadi. Hadi. Çok iyiyim. Hapishaneden kaçış. Prison break. Hadi bakayım. Sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim? Buradan gideyim. Aha, buldum, çıkışı buldum. Hapse girdim ve hapishanede çıktım. Ev, çok pis burası. Ev. Ew. Çıktım ama nereye çıktım? Hapishaneden çıktım. Hiçliğin ortasına geldim. Ve bu hiçliğin ortasında ne yapacağım? Günlerce aç susuz yürüdüm. Ay, sefil olmak. Erkek olmak sefil olmak demek mi? Yardım, help. Help me. Bro. Help me. Bak, ben çıktım bir yerden, geldim. Deve var arkada. Oley, kalacak yerim var artık. Acaba kaç yaşına kadar yaşayabileceğim? Benim kıyafetlerime ne oldu? Değiştirdim herhalde. Eve gideceğim. Ama ben şimdi hapishaneden kaçtım. Ben aslında bir kaçağım herhalde. Uçağa binecek parayı nasıl bulduğumu bilmiyorum. Ama uçakta çok bebek var. Ya yandaki kızdan hoşlandım biraz ama annesi de çocuğun yanına geçmek istiyor. Geçsin ya. Bütün kızlar trip atıyor. Ne yapayım ki ben? Yardım et. Business class'a geçtim. Vay be. İyiliklerimin karşılığını alacağını bir gün biliyordum. O hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat eve gidiyorum. Nasıl ya? Neden mezar var? Anasıyla babası. Mother. Father. Ay çok çile ya. Of, dayanamayacağım artık. Kaç kaç. Kaç, dayanamayacağım, kaç. ...43 yaşına geldim ama sanırsın ki 80 yaşına geldim. Öyle bir hayat yani. Öyle bir hayat. Acil komedyen aranıyor. Benim hayatım bir trajikomedi. Yalnız Keanu Reeves'i yine görmedim sanmayın, orada gördüm. Bugün size bir espri yapacağım. Yani... Bir adam kitap okuyormuş, ölmüş. Neden? Çünkü satır başına gelmiş. Gülmediler. Bu harika espriden sonra hayatım son buldu. Her şey denedim. Hapiste girdim. O da çok saçma bir sebeptendi. Halbuki hep iyi şeyler yapmaya çalıştım. Ama erkek olmak çok zormuş. Buraya kadar gelebildim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Gerçekten zorlayıcıydı. Çok çok zordu yani. En azından bu oyunun erkek versiyonu çok zordu. Çok dramatikti. Şimdi videoyu kapattıktan sonra gidip ağlayacağım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yaşadım ben az önce ya? Ne yaşadım ya? Bu neydi ya?